Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konumuz milipetler. Bugün bu videoda sizlere milipetlerin cinsiyet ayrımlarını göstereceğim. İstiyorsanız başlayalım. Öncelikle bizim birçok çeşit milipet türümüz var. Böyle oval tarzı milipet vardır. Bu türlerden olanlar vardır. Bir de bu şekilde olanlar vardır. Daha çok böyle çiyana benzeyenler. Tabii ki çiyanla alakası yok. Korkmanıza gerek yok. Şimdi istiyorsanız ikisinin de cinsiyet ayrımını ayrı ayrı sizlere göstereyim. Burada benim isapotlarım var. Ayrıca isapotlarla beraber milipetler de yaşayabilir. Milipetler bakımları da milipetlerin gelecek arkadaşlar. Öncelikle ben buradan milipetlerimi bulayım ve cinsiyet ayrımlarını belirtmeye geçelim. Evet, şimdi geçelim arkadaşlar. Milipetlerimi buraya koydum. Kendileri şu anda içine kapanmış durumdalar. Bunlar korktukları zaman kendilerini şu şekilde top haline alırlar. Hemen göstereyim. Tabii bu işlem de çok kötü kokutacaklar. Evet, öncelikle milipedinizi alıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, şu anda göstereceğim bir dişi. Bakın, bu şekilde alıyoruz ve bakın görüyor musunuz? Bakın şurada bir boşluk falan bir şey yok. Orada ayaklar devam ediyor. Ama diğer göstereceğim de gayet belirgin. Bunda bakın hiçbir şekilde bir boşluk yok. Ayaklar dümdüz şekilde devam ediyor. İyicene siz de fark etmişsinizdir. Şimdi bir de diğerini göstereyim sizlere. Bunda ise hemen gösteriyorum bir saniye. Bakın bunda ise orada bir boşluk var. Hemen ilk gösterdiğim anda fark ettiniz siz orada. Ayaklarının tam orada bir boşluk var. İşte o boşluk bunun erkek olduğuna kanıttır arkadaşlar. Boşluk olmayanlar dişidir. Yani büyüdüğünde cinsiyet ayrımı yapmak daha doğru olacaktı. Milipetlere ise geçelim. Bunlar neden böyle olduğuna bakmayın. Bunlar toprak altındalardı. En derin, toprağın en derin kısmındalardı. Yeni çıkarttım ve şu an bildiğiniz huysuzlar. Biraz böyle dışarıda kaldım mı hemen kendilerine geliyorlar. Rahatsız etmek istemiyordum tam da. Burada da bizim sarı benekli Aneplodosmus 40 ayaklarımız var. Bunlar da bir milipet türü. Zehirleri yok bunların da. Herhangi bir zehirleri. Bakın şu an şunu yeni fark ettim. Tam böyle küf olmaya yakınmış bu. Bunu hemen alalım. Bunlarda da aynı şekilde ön bacaklarda boşluk varsa bunlarda da erkek oluyor. Yani şu aynen bu erkek diye hatırlıyorum. Bu da dişi diye hatırlıyorum ya da bu tam tersi bu dişiydi bu erkekti. Hatta bakın bunlarda renk farklılığından da anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayrıntılar var. Bunda da aynı şekilde diğer milipetlerde yaptığımız yöntemi kullanabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğendiyseniz aşağıdan bir like atabilirsiniz ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.